Eleteşah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, kısa bir aradan sonra haber bülteniyle sizlerle birlikte olacağız. Şu anda tüm operatörlerimiz dolu. Lütfen bekleyiniz. İnternet isterken mutlu yuvamda bekleyip durmaya mahkumum ben. Her aradığımda onlarca dakika bekleyip durmaya mahkum muyum ben? Mahkum muyum ben? Mahkum muyum ben? Bekleyip durmaya mahkum muyum ben? Siz de beklemekten sıkıldıysanız, hızlı hizmet arıyorsanız hemen TürkSat kabloya geçin. TürkSat kablo hızlı hizmet, memnuniyet. TürkSat kablo. Üstelik şimdi KabloNet, kablo TV ve kablo ses hepsi bir arada, tek faturada günde sadece 1 lira. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Eleteşah Medya olarak tüm hekimlerimizin ve sağlık camiasının bu özel gününü kutluyoruz. Tıp Bayramı nedeniyle Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi. Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Yerleşkesi Baş Öğretmen Salonu'nda 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi. Törene Vali Vekili Fatih Hacar, Belediye Başkan Vekili Karabey Atıcı, Erzincan Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Adem Başıbüyük, üniversite yönetimi, fakülte dekanları, kurum ve kuruluş müdürleri, öğretmen elemanları, doktorlar, sağlık çalışanları, öğrenciler ve davetliler katıldı. Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Vahdet Gül programın açılış konuşmasını yaptı. Profesör Doktor Gül konuşmasında hekimlik mesleğinin önemini vurguladı. Ulusal ve uluslararası standartlarda kaliteli bir sağlık hizmeti ancak iyi eğitilmiş hekim ve sağlık personelinin yanı sıra modern bir fiziksel altyapıyla mümkündür. Erzincan Tıp Fakültesi olarak kaliteli bir tıp eğitimi ve ileri tıp uygulamalarına da imkan sağlayacak uygun fiziksel donanımlı bir altyapıya ihtiyacımız olduğu aşikardır. Bizler, devletimizin bize ayırdığı, milletimizin her kuruşunun karşılığını verebilmenin bilinci ve arzusu içinde çalışıyoruz. İnşallah yakında daha kaliteli bir tıp eğitimi ve sağlık hizmeti sunabileceğimiz fiziksel altyapılara kavuşacağımızı ümit ediyorum. Değerli konuklarımız, bu toplantıyı fakültemizin bir amfisinde düzenlemeyi çok arzu ederdik. Olmadı. İnşallah gelecek yıl tıp fakültemizde 400-500 kişilik modern bir amfimizde düzenlemeyi planlıyoruz. Ve bunu hayal ediyoruz. Bu konuda şehrimizin katkılarına ihtiyacımız vardır. Siz yöneticilerimizin bu yönde yapacağınız katkılarınız bizi son derece mutlu edecektir. Fakültemizde 183'ü Erzurum'da, 82'si Erzincan'da öğrenim gören toplam 265 öğrencimiz var. Tıp Fakültesi öğrencileri adına konuşan öğrenci Aybeniz Şenay, tıp eğitiminin zorlu ve yorucu bir eğitim süreci olduğunu belirterek, hedeflerinin dünya standartlarının üstüne çıkmak olduğunu söyledi. İnsan canının kıymeti ve ehemmiyetini asla unutmayacağım, bilimin verilerinden şaşmayacağız. Mesleki hayatımızda hocalarımızın gerek hastalar, gerek hasta yakınları tarafından zaman zaman içine girdikleri zor durumlara şahit olmamıza ve benzer durumları ilerleyen yıllarda yaşayacağımızı biliyor olmamıza rağmen insana ve bilime olan inancımızı kaybetmeden eğitim hayatımızı sürdüreceğiz. Bu eğitimimiz kapsamında ise asıl gayemiz ülke standartlarını yakalamak değil, dünya standartlarını aşmak olacaktır. Fakültemizin 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri eğitimlerini Sayın Rektörümüzün ifadesiyle öz vatanımızda Mevlüt Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettirmektedir.
Erzincan Sağlık İl Müdürlüğü adına konuşan Doktor Bülent Dabanlıoğlu ise tıp mesleğinin önemine değinerek Erzincan'da sağlık alanında birçok başarılı projeye imza atıldığını belirtti. Ülkemizde tıp mesleğini ve geleneklerini yaşatan, yaşamı boyunca öğrenmeyi ilk edinerek ülkesine ve insanlığa hizmet amacı taşıyan, tıp biliminin değerlemesi için çalışan doktorlar ve sağlık personelimiz, insanların daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürmesi için özveriyle çalışmaktadır. Sağlık hizmeti sunumu fedakarlık rica edilen, mayasında özveri, sabır ve tahammül olan en kutsal meslektir. Bu nedenle tarihin her döneminde önemini ve toplum içindeki saygınlığını muhafaza etmiştir. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünce gerçekleştirilen mesleklerin itibarı konulu araştırmada hekimlik mesleği en yüksek puanla zirvede yer almıştır. Sevgili milletimiz, münferit kötü örnekler müstesna, kalbinde en yüksek itibarı bizlere bahşetmektedir. Türkiye bugün tıp eğitimi, teknolojisi ve sağlık hizmetleri alanındaki performansıyla dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz sağlık sektörü, insan kaynağının niteliği ve sunulan sağlık hizmetinin etkinliği bakımından belirli bir standart yakalamış, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek seviyeye ulaşmıştır. Erzincan Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Adem Başıbüyük, 14 Mart tarihinin önemine dikkat çekerek tıp alanındaki gelişmelere vurgu yaptı. Sağlık hizmetleri, yeryüzünde her yaştan insanın en vazgeçilmez ve ertelenemez ihtiyaçlarından biridir. Bu hizmeti elde etmek isteyenler daima en mükemmeline ulaşma çabası içerisinde olmuşlardır. Son yıllarda hasta hakları konusunda giderek artan ilgi ve buna bağlı olarak tıp uygulamasında yapılan değişiklikler dikkat çekicidir. Tıp uygulayıcıları, hasta haklarını korumaya her geçen gün daha fazla önem göstermektedirler. Ancak bu hizmeti sunanların da en az talep edenler kadar haklara sahip olduklarını unutmamamız gerekir. İnsanların dertlerine derman olmak ve onları huzur içinde yaşatmak amacı güden sağlık çalışanları, dünyanın en zor fakat en erdemli hizmetlerinden birini yerine getirirler. Çok çalışma gerektiren, yorucu, hayatla ölüm arasındaki ince çizgide geçen bir faaliyetler manzumesi olan hekimlik, dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorunların çözümünde daha çok altyapı yatırımları, teknik donanım ve insan kaynağının iyileştirilmesinin gerektiği üzerinde yoğunlaşılmıştır. Özellikle ülkemizin sosyoekonomik yapısı dikkate alındığında, bugüne kadar göz ardı edilen sağlık okuryazarlığı düzeyinin artırılması da hizmet kalitesi bakımından son derece önemlidir. Yapılan konuşmaların ardından doçent ve yardımcı doçent kadrosuna yeni atanan doktorlar için cübbe giyme töreni düzenlendi. Ekonomi Bakanlığı dış ticaret uzmanları tarafından Erzincan'da ihracatçılara yönelik Doğu Anadolu Dış Ticaret Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Ekonomi Bakanlığı uzmanları ihracatçıları birçok konuda bilgilendirdi. Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret uzmanları tarafından Erzincan'da ihracatçılara yönelik olarak Doğu Anadolu Dış Ticaret Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Erzincan Belediye Başkan Danışmanı Seyfullah Kaban, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hayati Gürkan, Erzincan'daki ihracatçılar ve davetliler katıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, dış ticaret konusunda yapılması gereken çalışmalar hakkında görüşlerini dile getirdi. Erzincan'ın İstanbul'a uzaklığı 1000 kilometre. Erzincan'ın Tevriz'e uzaklığı 700 kilometre. Yani buradan İstanbul'a gitmekten daha kısadır Tebriz'e gitmek. Tabii Tebriz'e gidecek de arada gümrük diye bir duvar var. Onun nasıl rahat bir şekilde aşılabileceğini de arkadaşlar anlatacaklar değil mi? Yani bu çerçevede bize dış ticaretin, ihracatın, bu tür kavramların çok uzak, sadece böyle televizyonlarda görülen meşhur iş adamlarının yaptığı bir şey olmadığını,
ilimizdeki insanlarla çok rahat bir şekilde yapabileceğini, her yerin kendine göre fırsatları olduğunu, yani eğer Edirne'deki bir insan İran'a ihracat yapamaz ama Bulgaristan'a, Yunanistan'a yapar. Tam tersi de burası. Yani Erzincan belki Avrupa'ya, yani Anadolu coğrafyasına baktığımızda uzaktır ama İran'a, Gürcistan'a, Gürcistan'a yakındır. Ki arkadaşlar bunu anlatacaklar. Bu yakın olduğu bölgelere, bir İstanbul'a, bir İzmir'e mal gönderir gibi rahat bir şekilde nasıl mal gönderebileceğini ve buradan nasıl kazançlar elde edebileceğini arkadaşlar buradaki katılımcılara anlatacaklar. Ardından Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü uzmanları İsmail Bozdemir, Mustafa Yılmaz ve Oğuzhan Kök Osmanlı birçok konuda ihracatçıları bilgilendirdi. Yakın zamanda geri döndüm. Ekim ayında geri döndüm. Sahaya dair de belli bir tecrübem oluştu. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak müşterek güven ve huzur uygulaması yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 13 kişi ele geçirildi. Çok sayıda araca idari para cezası uygulanırken 822 paket kaçak sigara ele geçirildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, suç işleme amacında olanların caydırılması, aranan şahıs ve araçlar ile her türlü suç aletlerinin ele geçirilmesi amacıyla Erzincan İl genelinde eş zamanlı olarak müşterek güven ve huzur uygulaması yapıldı. İl genelindeki uygulamada 3838 şahıs ve 1008 aracın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı, 7 araca ise 2879 TL idari para cezası uygulandı. Araçlarda yapılan aramalar sonucunda yaklaşık piyasa değeri 15.000 TL olan 91 kilogram nargile tütünü ile 822 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sayın seyirciler, 13 Mart Erzincan depreminin 25. yılı nedeniyle Erzincan Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Programda deprem şehitleri rahmetle anıldı. 13 Mart 1992 tarihinde Erzincan'da meydana gelen depremin 25. yılı nedeniyle Erzincan Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından Terzi Baba Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Sen ya Muhammed, nur kundak içinde yatar Muhammed, canımın cananı, sen ya Muhammed. Mevlid programına Vali Ali Arsantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Müftüsü Yavuz Karabayır ve cemaat katıldı. Sevgili seyirciler, hayvancılık Erzincan'da önemli bir geçim kaynağı olarak kabul ediliyor. Yaylalarıyla meşhur yörede büyükbaş hayvanların yaylaya çıkma zamanı yaklaşıyor. Veteriner Hekimler Odası'ndan yapılan açıklamada hayvanların bakımları konusunda uyarıda bulunuldu. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Kütük, büyükbaş hayvanların yaylalara çıkmadan önce bakımlarının yapılmasını isteyerek hayvan üreticilerine uyarıda bulundu. Ülkemizde, ilimizde ve de yani işletmelerimizde en büyük problem olarak gözüken, ya en büyük problemlerden biri olarak gözüken hayvanlarda ayak sağlığı ve tedavisini ve önemi hakkında bilgiler sunacağım. Özellikle bu hayvanlar bahar dönemine giriş çıkışta ayaklarında yararlanmalar, enfeksiyonel hastalıklar ve buna bağlı olarak verimde düşmeler sebebiyet vermekte. Ayak hastalıklarıyla beraber, acıyla beraber özellikle sütçü ineklerde süt veriminin azalmasına, etçi hayvanlarda ya da etçi sığırlarda ve koyun ve keçilerde ise et veriminde azalmalara sebebiyet veriyor. Bununla ilgili yetiştiricilerimize en önemli ve en yerinde olması gereken kararlardan biri, sezon başlamadan ya da yaylaya ya da dışarıya çıkarılmadan önce bu ayak hastalıkları ve ayak bakımlarının yapılması, yapıldıktan sonra özellikle mera ve yaylalara çıkılmasını sağlanması gerekiyor. Bu ilk etapta hani küçük bir masraf ya da küfret olarak ilk etapta gözükebilir ama ayak hastalıkları ne yazık ki ülkemizde ve ilimizde büyük problem arz ediyor. Bu hastalıkları da en iyi çözüm yolları
bünyemizde bulunan veteriner hekimler, klinisyenler, muayenehaneleri ve buna bağlı olan meslektaşlarımız sayesinde bu hastalıkları inşallah yetiştiricilerimiz, üreticilerimizle beraber birlikte çalışarak ortadan kaldırmış olacağız. Ayak hastalıkları özellikle sağlık açısından hani büyük önem arz ediyor. Ayağında herhangi bir sorun ister istemez bütün sistemi, bütün metabolizmayı ve bütün hayvanın bütün şeyini, yapısını etkileyebiliyor. Ve bu da verim kaybına sebebiyet veriyor. Ve üreticimiz de ister istemez kazancını ve ekonomik kaybını ister istemez sağlayamıyor. Ekonomik bir kayıp olduğu için de üreticimiz bu sefer sıkıntıya düşüyor. O yüzden bahar döneminden önce ayak hastalıkları ve ayak hastalıklarının dışında iç ve dış tedavi, iç ve dış ektoparazit ve endoparazit tedavilerini yaparak hayvanlarımızın daha yüksek verimi ve daha yüksek enerji ve daha yüksek kaliteye ulaşmış oluruz. Bu sayede hem ekonomimiz, hem Erzincan'ımız, hem ülkemiz, hem de toplum olarak hepimiz kazanmış oluruz. Çocuklarda obezite tehlikesine dikkat. Sayın seyirciler, son yıllarda artan obezite hastalığı nedeniyle giderek şişmanlayan yeni bir nesil yetişiyor. Diyetisyenler ise özellikle çocuklardaki obezite konusunda uyarıda bulunuyor. Erzincan Halk Sağlığı diyetisyen uzmanı Nida Işık, çocukları etkisi altına alan obezite hakkında bilinmeyenleri anlattı. RT Şah TV'ye açıklamada bulunan Işık, çocuklarda obezitenin devam etmesinin kronik hastalıkların oluşmasına neden olduğunu belirterek dengeli beslenmeye dikkat çekti. Enerji dengesi dediğimiz olay var. Şu az önce anlattığım bütün besinler bizim vücudumuza enerji verirler ve çocuk bu enerjiyi harcayamadığında kalori fazlası olur ve bu da vücutta yağ olarak depolanır ki bu genelde bel çevresinde depolanır. Bel çevresinde yağ depolanması da kronik hastalıkların riskini maalesef artırıyor. Kronik hastalıklar nelerdir? Bizim her zaman çevreden duyduğumuz işte kanser, kalp damar, hipertansiyon gibi hastalıklar, kronik hastalıklar. Bunların hepsinin esas temel nedeni obezitedir. Obeziteden korunmak için de önemli olan yeterli ve dengeli beslenip hareketli bir hayat sürmek. Çocuklarda da gene hareketli yaşam çok önemli. Günümüz çocukları maalesef daha az hareket etmeye meyilli. Televizyon, bilgisayar başında geçirilen süreler maalesef ki artıyor. Televizyon başında, bilgisayar başında geçirilen süre 3 saatten fazla olduğu müddette obezite riski %45-%50 oranlarında artıyor ki bu gerçekten çok ciddi bir oran. Bu nedenle olabildiğince çocuğu hareket etmeye yönlendirmek gerekiyor. Hareketli yaşam öncelikle büyüme ve gelişmeyi sağlıyor. Yani anlatamayacağımız birçok faydası var. Ancak çocuklar açısından söyleyecek olursak en önemli yararlarından bir tanesi büyüme ve gelişmeyi sağlıklı bir şekilde sağlaması. Ve önemli faydalarından birisi de yetişkinlikte aktif bir yaşam stilini oluşturuyor. Çünkü çocuk öyle alışıyor. Onu bir alışkanlık haline getiriyor. Kemik mineral yoğunluğunu artırıyor ve daha sağlıklı kemiklerin oluşumunu sağlıyor. Ve gene aşırı kilo ve obezite insidansını azaltıyor. Ve tabii ki bütün bu anlattığım uygulamalarda ebeveynlere çok önemli görevler düşüyor. Çünkü bir ebeveyn olarak, çünkü çocuk ilk önce anne ve babasını görür, onu örnek alır, sonra da öğretmenini örnek alır. Bir ebeveyn olarak ilk önce kendimize sormamız gerekiyor. Biz çocuğumuza iyi bir örnek olabiliyor muyuz? Mesela çocuğa sebze yedirmek isterken kendimiz sebze seçiyor muyuz? Ya da kahvaltı yaptırmaya çalışırken kendimiz kahvaltı yapıyor muyuz? Hareket et derken, yürüyüş yapmasını isterken kendimiz hareket ediyor muyuz? Ki Dünya Sağlık Örgütü günde yetişkinler için en az yarım saat, çocuklar için de en az bir saat hareket etmesini istiyor sağlık açısından. Eğer bu sorulara verdiğimiz cevaplar evet ise doğru yoldasınız. Ancak çocuk eğer hayır ise anne babaların kendini bir sorgulaması gerekiyor. Çocuk sağlığı açısından bütün bu anlattıklarım çok önemli. Sırada spor haberimiz var. Türkiye 3. Liginde mücadele eden 24 Erzincan Spor,
Ligin 30. haftasında 15 Mart Çarşamba günü deplasmanda Cizre Spor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 15'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto 3. Lig 1. grupta mücadele eden Anagolt 24 Erzincan Spor ligin 30. haftasında çarşamba günü Cizre Spor'la deplasmanda mücadele edecek. Geçen haftayı kendi sahasında Ankara Demirspor yenilgisiyle kapatan Kırmızı Siyahlı Erzincan temsilcisi ligde 35 puanla 10. sırada yer alıyor. Küme düşme tehlikesi yaşayan Cizre Spor ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor. Karşılaşma 15 Mart çarşamba günü saat 15'te Cizre'de oynanacak. Evet, sırada hava durumu var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Erzincan'da havanın karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Erzincan ve çevre illerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan 1-8, Erzurum -2-3, Erzurum -1-4, Elazığ 0-10, Malatya 2-12, Bayburt 0-5, Tunceli 3-10, Gümüşhane 3-9 ve Giresun 6-9 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Kübra Nazır Eczanesi. Kübra Nazır Eczanesi 1 nolu sağlık ocağı karşısında. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,745, satış 3,752, euroda alış 3,985, satış 3,992. RT Şah TV WhatsApp ihbar hattı 0532 737 1376. Yarın farklı bir Erzincan gündeminde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.